Herkese yeniden merhaba. Gerçekten güzel bir çalışma yaptık Türkiye olarak ve onun da bir analizi hemen sıcağı sıcağına yapılmalıydı. Biliyorsunuz M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. 2001 yılından beri, son 20 yıldır savunma sanayimizin içinde uzmanlaşmaya çalışan bir gazeteci dostunuz olarak görev yapıyorum. Ve tabii ki savunma sanayiyle ilgili veya savunmamızla ilgili, onun ekipmanlarıyla ilgili bütün gelişmeler de beni yakından ilgilendiriyor. Keyifle dedim çünkü Türkiye müthiş bir savunma sanayi manevrası gerçekleştirdi. Meğersem 30'unda gerçekleştirmiş, yeni yeni ortaya çıkıyor. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 Eylül günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup vermiş. Bu mektup esasında dışarıdan baktığınız zaman iki NATO müttefiki arasında son derece doğal bir mektup olarak değerlendirilebilir. Çünkü o mektupta çok laf uzatılmadan deniliyor ki biz sizden 40 tane yeni F-16 almak istiyoruz. 80 tane de F-16 modernizasyon kiti rica edelim. Niye? Çünkü Türkiye 1980'li yıllarda 270 adet F-16 üretti kendisi için. Ayrıca Mısır için de üretti. Yani Türkiye'de üretilen, Amerikan lisansıyla üretilen F-16 sayısı esasında 380'dir yanlış hatırlamıyorsam. O Mısır'daki F-16'lar burada üretilmiştir. Üreten ekibin başındaki bir dostum benim, Eskişehir Marif Koleji'nden bir sınıf arkadaşımdır. Çok kaliteli iş yapmışlardır ve devamında da TUSAŞ zaten bu F-16 konusunda kazanmış olduğu üstün beceri nedeniyle Pakistan'ın, Mısır'ın ve diğer bazı F-16 kullanan FAS gibi ülkelerin F-16 modernizasyonlarını da yapmıştır. Biz şu anda da kendimiz için yapıyoruz, onu çok önemli anlatacağım size. Çünkü bu mektup esasında bizim milli ve yerli savunma sanayinde ve özellikle havacılık sektöründe geldiğimiz yeni aşama açısından çok önemli. Çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni öyle bir yere getiriyoruz ki ya verecek ya vermeyecek. Verirse bir sonucu var, vermezse bir sonucu var. Yani müthiş bir manevra. Çok hoşuma gitti. O yüzden rahat konuşuyorum. Yani ne olacak Ardan abi? Yani 120 F-16'yı düzenlersek F-35'imiz mi olacak diyebilirsiniz. O öyle değil işte. Bunu diyenler çıkacaktır. Şimdiden de cevabını vermiş olalım. Çünkü yapılan manevra hem bugüne hem de çok yakın geleceğe dönük önemli işaretler taşıyor. Niçin? Bir defa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. F-16'larımız yaşlanıyor biliyorsunuz. 80'li yıllar, 90'lı yılların başlarında taptazeydiler, 30 yıl. Bunlardan bazıları, yani şimdi F-16'lar blok blok üretilmiştir tarih içinde. Biz 30 blok, 40 bloklar bölümündeyiz. Yani ilk üretilenler, en son 70-72 blok diye adlandırılan en gelişmiş F-16'lar üretildi. Onlar da satıldı falan. Şimdi bizim elimizdekiler tabii 30 seneyi geçti. Bazıları, yani şu anda modernizasyona soktuğumuz bazı F-16'larımızın yaşamı 2030 yılında normalde sona eriyordu. Çünkü F-16'ların gövdelerinin kabiliyeti 8000 saatle sınırlıdır. İşte motorunun falan filan ve avyasyon dediğimiz sistemlerin yenilenmesi gerekiyordu. Şimdi Türk kamuoyunun çok fazla yakından bilmediği bir başarı öyküsü oluşturduk biz Türkiye olarak. Ne yaptık? Bu yıl itibariyle, bu yılki yapılan açıklamalar itibariyle, bu yıl itibariyle ama 2016 yılında planlandı bütün her şey de, bu yıl itibariyle devreye F-16 özgür modernizasyonu programını soktuk. Bu program elimizdeki yaşlanmış F-16'ların
sadece ömrünü 12 bin saate çıkartmıyor. Elimizdeki o sistem, yani 80'li yıllarda üretilmiş o kapasitedeki F-16'ları 21. yüzyıla taşıyan milli ve yerli bir modernizasyon programı uyguluyoruz. Eskiden 70'lerde, 80'lerde, 90'larda bunlar Amerikalara, İsraillere giderdi. Biz de bakardık arkasından modernize oluyorlar mı diye. Meğersem neler yapmışlar. Geçelim. Şimdi bakın, bu F-16 özgür modernizasyon programıyla blok savaş uçakları, blok 30 savaş uçaklarımızı nasıl yeniden teçhiz ediyoruz? Buradan bir bir okuyacağım yanılmamak için. Çünkü bu da bir sonuç itibariyle hafıza. Nelerini yeniliyoruz? Milli görev bilgisayarı. Daha birinci madde çok önemli. Milli görev bilgisayarı Türkiye'de bilişim uzmanlarımız tarafından, Aselsan tarafından üretilmiş. Artık hangi savaş uçağını kimden alırsak alalım veya biz üretirsek üretelim, onun bütün bilgisayar sistemlerini şemsiye gibi millileştiren ve bir başka ülkenin onun içine sızmasını önleyen bir sistem bu. Milli görev bilgisayarı. Bunu yerleştiriyoruz F-16'lara. Bir. Diğerlerini de hızlıca okuyacağım çünkü müthiş bir iş yapıyoruz. Sistem arayüz birimi, kokpit üst ön paneli, yakıt hidrolik göstergesi, motor gösterge ekranı, acil durum göstergesi, milli ses emniyeti cihazı, milli dost düşman tanımlama sistemi. Anladınız mı? Milli dost düşman tanımlama cihazı inanılmaz bir önem taşıyor. Kusura bakmayın, telefonum çaldı. Hemen lafı kesmeden devam etmek istedim. Milli dost düşman tanıma sistemi şu. Eskiden Amerikalılar bize bir uçak veriyordu. Onun içine de dost düşmanı tanıma sistemi getiriyordu. Doğru mudur? Ve o dost düşman tanıma sistemine göre mesela biz Yunan sistem uçaklarını tanımayabiliyorduk. Çünkü Amerikalı o sisteme diyor ki Yunanlılar benim NATO müttefikim, o yüzden ben bunu düşman olarak tanımıyorum diyor. Sen de düşman, ama Yunanlıyla sen her gün Ege'nin üzerinde dogfighting yapıyorsun, yani köpek dalışı derler onlara. Onu yapıyorsun. Şimdi milli dost düşman tanımlama sistemini devreye sokuyoruz. Çok modlu alıcı, bunu teknik neden şeyi var. Ataletsel seyri sefer sistemi, arayüz körleme birimi, orta kokpit göstergesi, renkli çok işlevli gösterge. Yani biz bir ürettiğimiz, 40 yıl önce ürettiğimiz bir F-16'yı bugün 21. yüzyılın hem de milli ve yerli F-16'sı haline getiriyoruz. Yani arkadaş, işte şu şahıslar, şu füzeler, şu donanmalar, şu uçaklar düşmandır diye tanımladın mı o düşmanı tanımlıyor. Artık bunun içine Amerikalısının, İsraillisinin girmesine imkan yok. Ayrıca gövdelerini çok güzel yeniden yapılandırıyoruz. Ömürlerini 2030'un ötesine taşıyoruz. Çünkü bizim milli muharip uçağımızı, MMO'yu üretebilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Yani şu anda tabii prototipi çıktı. Son İDEF'te de Temel Kotil'le çok ayaküstü konuştuk. Yani prototip tamam, onun motorunun toparlanması lazım, ama F-16'larda şu anda sürdürdüğümüz özgür modernizasyon programı esasında bütün dünyaya Türkler 5. nesil bir muharip savaş uçağı yapabilir mesajını çoktan vermiş durumda. Amerika bunu izliyor. Amerika bizim o eski F-16'larda, artık ömrünün sonuna doğru gelmiş F-16'larda nasıl bir modernizasyon ile yaşamının sonuna gelmiş bir uçağı, 21. yüzyıl uçağı yaptığımızı izliyorlar. Şimdi tabii durup dururken 40 tane yenisi, 40 yeni demek
40-70 blok diye adlandırılan son model F-16'dan söz ediyoruz. 70-72 blok. Bunun bir özelliği var. Bu F-16'nın kesinlikle vermeyecekler bize. Bakın söylüyorum ha. Baştan söylüyorum, vermeyecekler. Satmayacaklar bunu. Niye? Bunun çok gelişmiş bir radar sistemi var. Yani son üretilen F-16'ların çok gelişmiş bir radar sistemi var ve bizim ihtiyacımız olan, yani milli muharip uçakta ihtiyacımız olan aviyonik sistemleri, yani uçuş sistemlerinin bir kontrolü, yani güçlenmiş ve bir üst düzeye geçmiş hali var. Evet, 5. nesil bir savaş uçağı değil ama 4. nesil artı artı savaş uçağı. Yani 5. nesile bir tık kalmış uçak. Şimdi tabii bunu bizim niçin satın almak istediğimizi, tamam biz hava kuvvetlerimizi güçlendireceğiz, onlarla alışık olduğumuz bir savaş uçağı modeliyle devam edeceğiz ve neredeyse 5. nesil düzeyinde bir kimliği olan bu savaş uçaklarını entegre edeceğiz ve büyük bir olasılıkla da teknoloji transferi yapacağız diye Amerikalılar bunu ne yaparlar, ne ederler, satarlar mı? Ben sanmıyorum diyorum. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na hemen sormuş Reuters. Diyor ki dışişleri sözcüsü, politikalarımız gereği bakanlık kongreye resmi olarak bilgi verene kadar askeri satış ya da transferlerle ilgili yorum veya doğrulama yapmıyor diyor. Şimdi yani yalanlamıyor da. Yalanlamıyor çünkü belli ki mektubu vermişiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem de şu: önce Dışişleri Bakanlığı bu talebe bir bakıyor. Bu talebi iki müttefik açısından doğru buluyorsa doğrudan Amerikan Kongresi'nin ilgili komisyonuna havale ediyor. Çünkü bu tür satışlarda Amerikan Kongresi'nin onay vermesi lazım. Ama bu Amerikan Kongresi bize bırakın Patriot vermeyi, bırakın F-35'leri falan filan, Türk polis teşkilatının ihtiyacı olan tabancayı vermiş. Tabanca ihracatını engelledi Amerikan Kongresi. Neymiş? Orada birkaç tane PKK'lı Washington'da Cumhurbaşkanı varken biliyorsunuz gösteri yapmışlardı. Dayak yediler bizim korumalardan. Onu bahane ederek Amerikan Kongresi bize tabanca vermedi. Şimdi biz diyoruz ki Amerikan Kongresi'ne, ya biz 40 adet F-16 alacağız ama bu F-16'lar da bayağı bir F-16. Yani öyle böyle bir F-16 değil. Sen bize bunu ver. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongredeki etnik lobiler ayağa kalkar. Bir defa bu iş çok uzun sürer. Yani bu iş Türkiye'nin sabrını normal zorlayacak ve yeni kararlar almaya neden olacak ölçekte uzun sürer ve bunu da zaten Türkiye bildiği için o mektubu veriyor. Birazdan anlatacağım nedenini. Günah benden gitti mevzusuna doğru gidiyoruz şimdi. Bir defa orada bir iki tane büyük şey var. Üç tane lobi var. Biri Yahudi lobisi, İsrail lobisi. O ayrı uğraşıyor bizimle. Bir de iki büyük ve Joe Biden'ın bütün senatörlük yaşamı boyunca kendisini desteklemiş. Hatta hep söylerim bu tür konularda yorum olduğu zaman Joe Biden birçok seçim nutkunda bana Joe Bidenopoulos, Yorgo Bidenopoulos diyebilirsiniz diyecek kadar Rum ve Yunan yanlısı bir siyasetçi. 1974 Kıbrıs Harekatımızdan sonra Türkiye'ye konulan ünlü silah ambargosu, Amerikan silah ambargosunun mimarı bir adamdan bahsediyoruz. Geçenlerde 24 Nisan'da sözde soykırımı tanıdı ve bu adam Türkiye'ye silah ambargosunu gencecik yaşında bir yeni senatörken Rum, Yunan, Ermeni lobisiyle birlikte kurdurmuş bir adam. Şimdi bu adam Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı var, Aram Amperyan. Ve Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi Başkanı Endi Zemenides.
Şimdi bunların ve bunların oluşturduğu Amerikan Kongresi'nde yüzlerce senatör ve temsilciler meclisi üyesinden oluşan Rum-Yunan lobisi yanlısı siyasetçilerin olduğu bir ortamda, Joe Biden'ın da Amerikan başkanı olduğu bir ortamda F-16'ların 70-72 blok satışının Türkiye'ye yapılabileceğini ben hiç tahmin etmiyorum. Şimdi 30-31 Ekim 2021 günü Roma'da G20 zirvesi var biliyorsunuz. Dünyanın ekonomisine yön veren işte 20 devletin devlet başkanı Erdoğan da orada buluşacaklar. Anladığım kadarıyla Joe Biden'la bir buluşması var orada. Bu mektup da zaten o işin prelüdü, yani bir başlangıcı. Hani Türkiye diyor ki madem buluşuyoruz ben bu mektubu vereyim de Roma'da konuşalım bu konuyu. Ne yapabiliriz satın almayı düşündüğümüz malzemeler açısından veya F-16'lar açısından ipi onu serecektir. Çünkü benim bildiğim yani Amerikan Kongresi'ndeki o üç etnik grup bir araya gelir. Çünkü İsrail'in de F-35'leri Türkiye'ye verdirmediğini uzun uzun anlattım, hatırlayacaksınız. Bir daha söyleyeyim, herkes S-400'ler nedeniyle verilmediğini hala konuşuyor televizyonlarda. Mavi Marmara olayı ve katliamının yaşanmasından 1-1,5 ay sonra neokonsiyonist lobinin ünlü araştırmacı yazarı Michael Rubin, Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde Türkiye'nin artık eksen değiştirdiğini ve F-35'lerin asla Türkiye'ye satılmaması gerektiğini söylediğinde tarihler Temmuz 2010'du. Ne S-400'ü? Temmuz 2010'da karar verildi Türklerin F-35'lerden atılması. Öyle herkes geliyor efendim S-400 almasaydık ne güzel F-35. Hayır efendim hiçbir şey almayacaktınız, size o günü vermeyecek. Yani hiç, en iyi Amerikalı da olsaydınız hiçbir zaman alamayacaktınız. Geçelim, bunu Amerikan yanlıları bol bol konuşsunlar. Sonuç itibariyle bize F-35'leri vermeyecekler. Önce İsrail istemiyor, sonra Yunanistan istemiyor, sonra öbürü istemiyor falan. Şimdi esasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi dönüşünde yaptığı açıklamalarda bazı yeni alternatif rotalarının işaretlerini vermiş idi. Ben Cumhurbaşkanı'nın 30 Eylül'de bakın mektubu da 30 Eylül'de vermişiz. Yani Soçi buluşmasından bir gün sonra. Hem de Cumhurbaşkanı medyaya şu cümleleri söylediği sıralarda vermişiz. Oradan önemsiyorum. Diyor ki Cumhurbaşkanı Soçi dönüşü, bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bitti. Yani S-400'ü aldık, belki ikinciyi alacağız. Bu yararlı görüşmemizde Putin'le tabii ki bunları da etraflıca konuştuk ve bunları daha da ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük. Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçakları ile ilgili ne gibi adımlar atacağız, bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip kısmet ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Ha, atacağız diyor bakın. Demek ki bizim milli muharip uçağımızın motoru konusunda Rusya ile bir anlaşmamız, bir mutabakatımız söz konusu. Bir diğer konu gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Orada biz de iyiyiz. Denizaltılara varıncaya kadar burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır diyor. Şimdi denizaltı deyince o sonra diyor ki reis sınıfı denizaltılar Almanların Type 124 denizaltılarından yola çıkılarak yapılacak. Almanya bu işi ağırdan alıyor. Eğer bu böyle devam ederse denizaltı yapımında alternatifler bulunur diyor. Şimdi demek ki Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rus muhataplarıyla oturmuş. Bu savaş uçaklarında F-35'ten kazık yedik.
Amerikalılar bizi attı. Bunu nasıl şey yapacağız ve bizim milli muharip uçağımıza siz nasıl katkıda bulunabilirsiniz demiş. Ne diyor çünkü Erdoğan? Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Ya uçaklarımızı verecekler ya da paramızı. Ha. Şimdi bu lafların söylendiği gün Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na Soçi sonrasında bu mektubun verilmesi Amerika'ya direkt bir mesajdır. Diyor ki Türkiye, bak arkadaş biz Soçi'de falan hepsi, her şeyi konuştuk. Biz gerekirse Su-57 alırız. 5. nesil savaş uçağı 2019 yılı 27 Ağustos'unda zaten Putin bizzat Erdoğan'ı yanına alarak Moskova'daki o uluslararası havacılık fuarına gitmiş ve Su-57'nin bizzat Erdoğan tarafından incelenmesini sağlamış bir lider. Ama yiğitlik bizde kalmışsın diyor şimdi. Nasıl Patriot için başvurduk, bir türlü vermediler, sonunda gittik S-400'ü aldık. Değil mi? Yani sonuçta Trump bile şey demişti biliyorsunuz, bu Türklere çok kızıyoruz ama adamları S-400 almakta haklı demişti Trump, hatırlayacaksınız. Çünkü aylarca, yıllarca gitmişiz Patriot satın alacağız diye vermemişler, Yunan'a vermişler. Yunan'da o Patriotları Suudi Arabistan'a gönderdi, İran'a karşı korumak için. Neyse geçelim. Şimdi bu mektup bir başlangıç. Amerika bu işi kabul ederse etnik kongreleri, kongredeki etnik ayaklanmayı durduramaz, çok zor durumda kalır. Büyük bir olasılıkla da aylar, yıllar boyunca sürecek bir süreçtir. Ama Türkiye şunu yapabilir. Amerika'ya der ki bak kardeşim, ben senden 40 yıl önce F-16 aldım. Doğru mu? Doğru. Ha. Bu F-16'ların süresi biterken, kullanım süresinin bitmesine yakın sana bir mektup verdim. Ve o mektupta dedim ki bana 40 tane daha F-16 sat, 80 tane de modernizasyon kiti ver. Sen bunu da kabul etmedin. Yani sen beni esasında hava savunmasız ve hava kuvvetlersiz bırakmak için çalışan bir müttefiksin, sözde müttefiksin. Kusura bakma. Kusura bakma. Ben nasıl S-400'ü aldıysam Su-57'yi de alır, yoluma devam ederim. Türkiye bence o mektupla bu yolun rotasını açtı. Şimdi top Amerikan ceza sahasında, hatta altı pas çizgisinde. Çıkarttı, çıkarttı. Çıkartması demek bize uçak satması ve bizim de kendi modernizasyonumuzu gayet güzel yürütmemiz demek. Çıkartamazsa gol olur. Topu ağlarında bulur. Yapacak bir şey yok. Olay budur. O yüzden sıcağı sıcağına yorumlamayı tercih ettim. Türk F-16'larının özgür modernizasyon programı Türk kamuoyuna nedense hükümet yanlısı medya tarafından doğru düzgün anlatılmıyor bile. Esasında orada çok büyük bir başarı öyküsünü Türkiye bilim insanlarıyla ve mühendisleriyle gerçekleştiriyor. Onu da ifade edeyim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.